ile bağırsak kısımları yeri değişirmiş galiba. Beyinlerini kullanmazlar. O yüzden genelde bir insan beyniyle iş yaptığı zaman onu beyinleriyle yorumlayamadıkları için genelde saçma saçma yorumlar yapmaları çok olasıdır. Yani senin orada kamera alıp oradaki mühendis arkadaşla beraber konuşmanı değerlendirebilselerdi, yani tadından yenmez bir video olurdu. Ya ben her zaman kalitemi Alman seviyesinde tuttuğum için mesela bir Alman'ın bir sözü vardı. Eski Osmanlı ile alakalı. Ben Osmanlı tipi Müslümanım derdi bir Alman. At gözlüğü takmam. Birçok firmada çalışan mühendis at gözlüğü takar. Yani adam topu bilir ama zırhı bilmez. Zırhı bilir, motoru bilmez. Kapola sistemini bilmez. Kapola nasıl zırhlandırılır? Tankın dışına bakarak nerede kaç milimetre zırh olduğunu ne şekilde anlayabilir? Yani bunları bilmez. Bizim Türk mühendisleri zaten çok at gözlüğü takarak iş yapıyorlar. Ben her konuda kendimi geliştiriyorum ama mühendisler genelde tek konuda kendini geliştirir. Ya şimdi kardeşim sen zırh uzmanısın diyelim. Ya zırh uzmanısın da sen sırf zırh odaklı bir çalışma yaptığın zaman kendini geliştiremezsin. Neden? Arkadaş sen zırh uzmanıysan silahları da iyi bilmen lazım ki silahlar ne şekilde senin zırhın deliyor. İşte atıyorum HEAT'in tetiklenme hızı ne? Kaç milimetre zırhı eritebiliyor gibisinden şeyleri bilebilmen için zırhı, yani daha doğrusu zırhı bilebilmen için ekstradan senin silahı da bilmen gerekiyor. İşte bizimkilerin yaptığı hatalar da zaten burada başlıyor. Geldim tekrar, selamun aleyküm. Müşterim mi geldi? Hayır, sorma arkadaşlar, muhabbeti geldim, iki de bir müşteri giriyor. İş olmasın hala boş boş oturayım, kimsenin geldiği yok ama ne zaman bir şey niyetlensem, yani bir şeyle mi uğraşsam? En son ne dediğimi duymuştun? Ben Alman tipi bir mühendisim. 60 kiloysak 59'a da şak yani özellikle Mustafa. Aynen. Onu duymuşsun. C'yi almaya başladı arkadaşlar. Güzel, oradakini indirdik.
bari bizimkiler orada. Bakalım buraya başka gelen var mı? Bu arada TL4'ler bayağı iyi çünkü optik hemen yanında topun. Bayağı bir avantajlı. Bir atış sağlayacağız. Sahtanın dışına gözükmüyor mu? Artanın dışında gözüküyor ya. Abi savaş alanından geri dön diyorsun da. Evet, yağmurlu bir artıya girdik. Umarım karşıda termal kameralı bir tank yoktur. Lan o tank da birden önümde spawn oldu sanki ya. Hiç görmemiştim onu.
Ya senin anın avradın.